köpeklerle iç içe yaşayan insanların onlarla duygusal bir bağ kurduğunu bazı arkeolojik kalıntılardan çok daha iyi görebiliyoruz. Örneğin 1914 yılında Almanya'da iki insan ve bir köpeğin birlikte bulunduğu mezarın 2017 yılında Science Direct'te yayınlanan makalede 14 bin yıl önce sahipleriyle gömülen en eski köpek mezarı olduğu duyuruldu. Burada öğrenilen bir başka ilginç konu ise köpeğin gençlik hastalığına yakalandığı ve bu süreçte sahipleri tarafından hasta olmasına rağmen bakılmış olmasıydı. Atalarımızın ilk kurt sahiplenmesinin daha sevecen ve oyun isteyen, annesiz ve sürüsüz kalmış kurt yavruları sayesinde olduğu düşünülüyor. 2020 yılında yayınlanan bu makale de oyuncu kurt yavrularının insanlar üzerindeki olumlu etkisinin bu hayvanlarla olan bağımızın temeli olduğunu belirtiyor. Yani bu hayvanlar hem mutluluk hem de üzgünlük gibi duyguları kullanarak insanları o anki durum ve şartlara göre çok yönlü bir manipülasyona maruz bırakmış. Zaten günümüzde yapılan pek çok farklı araştırma da köpek sahiplerinin kedi sahiplerine oranla daha mutlu ve güler yüzlü insanlar olduğunu gösteriyor. Yani özellikle kedi besleyen insanlar daha depresif bir ruh haline sahipken köpek sahipleri daha eğlenceli ve renkli bir hayata sahip. Ve eğer temelde biz onları kendi çıkarlarımız için özellikle evcilleştirdik diyenlerdenseniz bu makale ve birçok bilim insanı da bunun tam tersi olabileceğini, sahiplenilmenin kapısını açacak olan oyunculuk ve şirinlikler ile bunu ilk önce daha yumuşak huylu kurtların yaptığı konusunda hemfikir olmuş durumda. İnsanların yanında daha zahmetle bedava yemek, korunma ve sevgi göreceğini bilen bu hayvanlar yaban hayatında olmak yerine evcil ve sahipli olmayı ilk kendileri tercih etmeye başlamış. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden zooarkeolog Raul Valdez, insansız köpekler hiç olmadı ve ilk evcil köpekler Amerika kıtasına yaklaşık 15 bin yıl önce Bering Boğazı'ndan göç eden Kızılderililerin atası olan Asyalıların bir ürünü olarak girdi diyor. Bu köpeklerin yaşam alanı yaklaşık 15 bin yıldır insanların yanı. 2020 yılında yayınlanan bu makalede günümüz köpeklerinin Asya'daki iki farklı kurt nüfusundan evcilleştirildiğini kanıtlıyor. 2018 yılında Science.org'da yayınlanan makalede köpeklerin Amerika'ya buzul çağı insanları ile birlikte Sibirya'dan geldiklerini daha yakın akrabası olan köpeklerin bulunan mezarlarıyla duyurdu. Bu yerli köpeklerin torunları Avrupalı kaşif ve işgalciler gelene kadar Amerika'da yaşamaya devam etti. 15. yüzyılda yanlarında getirdikleri büyük savaş ve av köpekleri zamanla bu yerli türlerin soyunun tükenmesine neden oldu.